Herkese merhabalar. 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılıya başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi birazdan mükemmel bir yazılı provası hazırladık. 2. dönemin 1. yazılı konularını çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ardından da bütün bu konuları gördükten sonra genel bir tekrarımızı yaptıktan sonra özetlerimizi bilmemiz gerekenleri tekrar ettikten sonra süper video sorularımız var. Süper yazılı sorularımız var. Boşluk doldurmalar, çoktan seçmeli sorular, açık uç sorular hepsi var. Tabii Bizim ki, yazılarımız test oluyor. Biliyorum ya. yazılarınız test olacak. 8. sınıfta yazılar test oluyor. Ama genellikle biz öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için, konuların daha iyi anlatılması için bu tarz notları da veriyoruz. Ve bu tarz normal sorularda soruyoruz ki konuyu öğrencimiz daha iyi anlasın diye. LGS konuları da aynı değil mi Tabii ki YGS de konusu olmuşum şaka mı yapıyorsun? Zaten ikinci dönem birinci yazılı notlarını biz sadece yazılarımız için değil aynı zamanda LGS'de de genel konu tekrar için kullanabileceğimizi söylemiştik. Yazılı notlarımızdan tekrar edeceğiz. Tüm dersler var burada. İnkılap tarihine çalışacağız bugün. Ve tabii ki de inkılap tarihi kitabımızda gördüğün gibi zaten yazılı provaları yok. Diğer sınıflarda yazılı provalar var. Ama burada hep testler var ve dijital sorular var. Dolayısıyla sen bol bol test çözerek de tekrar edebilirsin. Zaten LGS 2022'ye girdiğimizde de sözelde inkılap Tarihi'nin hedefimiz nedir Tonguç'um? Full yapmak. Harika. Hedefimiz full yapmak. Şimdi hemen konularımıza bakmak istiyorum. Ya istiklal ya ölüm konusuyla başlayacağız. Batı cephesini göreceğiz. Batı cephesinde Marif Kongresi, Tekalifi Milliye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a, Lozan, Sanat ve Edebiyat Eserlerine, Milli Mücadele konularını öğreneceğiz. Ardından da diğer ünitemiz Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'ye bakacağız. Bu ünite çok önemli. Haklısın Tonguç'un bu ünite çok çok önemli. Çünkü buradan çok fazla soru geliyor. Yine gelebilir. Hazırlıklı olacağız. Ve son olarak da demokratikleşme çabalarına bakacağız. Şimdi hemen konumuza başlıyoruz. Biliyorsun itilaf devletleri bize Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkesi'ni imzalatmışlardı. Ve Mondros Ateşkesi'nden sonra ciddi bir şekilde 7-24 ülkemizi işgale başlamışlardı. 7-24 diyoruz. Neden? Maddelerden dolayı. Harikasın. Maddelerden dolayı. Yedinci madde itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edebileceklerdir diyordu. 24. dördüncü madde de doğu içine geçerliydi. Sonrasında önce doğudan sonra güneyden sonra battan her yerden bize saldırdıklarını görünce biz doğu cephesinde kimle e, Ermenileri durdurduk Tonguç'un? Um? Kazım Karabekir. Harikasın. Kazım Karabekir durdurdu ve gümrü anlaşmasını imzaladık. Güney cephesinde ise Kuvay Milliye vardı. Şahin Bey, Ali Sahip, Ursavaş, Süçimam. Burada milli mücadeleyi Kuvayi Milliye Birlikleri yönetti ve orada bir şekilde Fransızları durdurduk ve sonradan da Ankara Anlaşması ile o cephe kapanacak. Ama esas cephe hangi cepheydi? Batı cephesiydi. Harikasın. Esas cephe Yunanlarla savaştığımız Batı cephesiydi. Batı cephesinde Yunanlarla savaşıldı. İlk başta Kuvayi Milliye vardı. Bazı savaşlar kaybedildi. Sonra ordunun başına Ali Fuat Paşa geldi ama o da olmadı. Sonrasında düzenli ordu kuruldu ve ordunun başına net bir şekilde İsmet İnönü geçerek İsmet İnönü net bir şekilde birinci İnönü zaferini elde etti. Sonra ikinci İnönü zaferi. Sonra Kütahya Eskişehir Savaşları'nda onlar ee, biraz e, bizi sıkıştırdılar. Biz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldık. Sonra Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya Meydan Savaşı'nda ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçti. Daha, tabii ki o zaman da Atatürk değil. Sadece Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal. Ardından büyük taarruzda da düşmanı denize döktük ve... yüzmeye bilmeyenler yazık olmuş. Tabii hocam. yüzmeyi bilmeyenler sıkıntı yaşamış olabilirler Tonguç. olacak bir şey yok. Ardından Mudanya Teşkisi ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısım bitti. Şimdi burada Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra ilk anayasamız Teşkilat esasiye. Şuraya yazalım bak. Birinci İnönü Savaşı 1-0. İkinci İnönü Savaşı 2-0. Kütahya Eskişehir Savaşları 2-1. Sakarya Meydan Savaşı 3-1. Büyük Taarruz'la 4-1. Şöyle 4-1. Ne yaptık? Düşmanı denize döktük. Mudanya Teşkilatı esasında e, bunun artık anlaşmasal kısmı. Şimdi ilk anayasa Teşkilat Esası, İlk Müslümanla dostluk anlaşması, Afgan dostluk anlaşması. İlk defa itiraf bizi tanıyorlar ve ee, itilaf devletleri sevri yumuşatarak bize sunmak istiyorlar ama biz kabul etmiyoruz. Londra Konferansı sonrası da e, Milli Bağımsızımız bak buraya yazıyorum MB, Milli Bağımsızımız İskal Marşı ve Moskova Anlaşması da ilk defa büyük bir devlet, bir Avrupa devleti Rusya bizi e, kabul etti, sevri reddetti ve bize destek olmaya başladı. İkinci yönü savaşından sonra İsmet e, Y. Mustafa Kemal Atatürk bir WhatsApp mesajı çekti. Nasıl yani o ya? Şaka diyorum tabii ki. WhatsApp mesajı o zaman yok. Telgraf çekti. Dedi ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus de yendiniz dedi. Yani düşmanı durdurarak esasında bizim kötü şansımızı da kırdınız dedi. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda ise Sakaryaman'ın doğusuna çekilmek zorunda kaldık. Başkomutanlık yasası çıkarıldı ve Mustafa Kemal Atatürk e, geniş etkilerle donatıldı. O da hemen genel seferberlik emirleri olan tekalif emirli emirlerini çıkardı. Sonrasında da savaşa rağmen eğitim kongresi yapıldı. Marif kongresi. Çünkü Mustafa Kemal ne dedi? Cehaletle savaş, düşmanla savaş savaştan daha az önemli değildir yani en az onun kadar önemlidir. O yüzden cehaletle de savaşacağız. Biz erdi. de cehaletle savaşıyoruz. Arkas da bizi için biz de şu anda cehaletle savaşıyoruz zaten. Sakarya Meydan Savaşı'na geçtiğimizde ise Mustafa Kemal büyük bir zafer elde etti. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek düşmanı durdurduk ve Mustafa Kemal'e gazi ve maraşal unvanı verildi. Maraşal rütbesi çok mu yüksek oluyor? Evet, maraşal generalden de üst bir rütbe. Yani or general var en üstte. Artık bir de Maraşal var. Maraşal rütbesi günümüzde verilmiyor. Büyük bir savaş olursa, büyük bir e, savaşı kazanırsak Maraşal rütbesi alabiliyor askerler. Ama işte Maraşal, Mustafa Kemal var. Maraşal, Fevzi Çakmak var. Şimdi Ankara ve Kars anlaşmaları imzalandı. Ankara anlaşması Fransızlarla, Kars anlaşması da... E, ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile onlara bağlı olan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la imzalandı. Büyük taarruzla da düşmanı artık denize döktük ve askeri safa bitti. Dübnek dönem başladı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. Ileri. Harikasın uçum. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleriyi burada söyledi. Çok güzel söyledin. Sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarıldı. Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. Zaten biz Türk milleti olarak bizim en iyi yaptığımız şey devlet kurmak ve savaşmak. Yani savaşmak konusunda dünyada hiçbir millet ne Araplar, ne İngilizler, ne Fransızlar, ne İtalyanlar, ne Amerikalar hiç kimse bizim kadar kahraman ve iyi bir savaş değiller. Adamlar da gaza geldiler. Yedi devlet birden, itilaf devletleri hepsi birden bize saldırdılar ama Mortanzi, Stranzi yapıp onların hepsini gönderdik. Türkler tarih boyunca Tonguç Eladi benim. Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti her zaman savaşlarda her zaman biz kazanmışızdır. Yani kaybetsek bile bak Kütahya Eskişehir Savaşları'nı biraz kaybediyoruz. Böyle iki bir oluyor bir gol atıyorlar. Şeref golü. Şeref gol atıyorlar diyebilirsin ama aslında çok da şereften de bahsedemeyebiliriz esasında. Çok da şerefli olduklarını söylemek doğru olmayabilir. Ama bizler onları her seferinde denize dökmeyi onları yurdumuzdan çıkarmayı biliyoruz. Çünkü gerçekten Türk milletinin böyle e, özel bir özelliği var. Yani savaşta, kahramanlık konusunda acımıyoruz. Geçtik diğer tarafa. Lozan Barış Anlaşması'na baktığımızda bu çok önemli. Bu çok çok önemli Tonguç. LGS'de çıkacağı için mi önemli? Tabii ki ya? LGS'de çıkacağı için de önemli. Genel olarak da önemli. Niye? Lozan'da amacımız misak milliye ulaşmak. Yani Ermeni yurdunun kurulmasına izin vermiyoruz ve ekonomik bağımsızlığımız için kapitülasyonlardan asla taviz vermiyoruz. Lozan'da bizim istediğimiz gibi çözülen konular kapitülasyonlar kaldırılıyor. Milli bağımsızlığımıza ulaşıyoruz. Ermeni yurduk meselesi kapanıyor artık. Ermenilere Doğu Anadolu'da bir devlet kurulmasını kabul etmiyoruz. Savaş tazminatı alıyoruz Karaağaç'ı. Azınlıklar Türk vatandaşlarına olduğu haklara aynısını sahip oluyorlar diğer yurt, ülkelerdeki. Yabancı okullar konusunu hallediyoruz. Sonradan gene Fransa biraz uyuzluk çıkaracak ama sonuçta hallediyoruz. Lozan'da bizim istemediğimiz gibi çözülen konular var. Hatay meselesi olmuyor. Sonradan 1939'da Hatay ana vatana katılacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleriyle. Musul sorunu maalesef İngilizler Ankara Anlaşması ile 1926'da bizden burayı bir şekilde alacaklar. Boğazlar konusu sonradan Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile yani Hatay meselesi sonradan olumlu sonuçlanacak ama Musul sorunu olumsuz, Boğazlar olumlu, Patrikhane sorunu olumlu, Osmanlı borçları olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Bunlar sonraki dönemde. Sanat edebiyat eserlerine milli mücadeleye baktığımızda ise... E, yani Lozan'la alakalı bilmen gereken şey Tonguç'um. Işte, Ermeni devleti kurulmasına izin vermiyoruz ve kapitülasyonları kaldırıyoruz ve bağımsızlığımızı tescil ediyoruz. Kurtuluş Savaşı sanat edebiyat eserlerine konu oluyor. Yani milli bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz için yaptığımız bütün mücadeleler net bir şekilde burada anlatılıyor. Halid Badıvar'ın, Adıvar'ın, Fahri Yakup Kadri'nin, İbrahim Çaldır'ın, Halid çok değerli romanları, tabloları var. Bunları kimin kim yazmıştır diye sorulmuyor zaten ama hocan sorabilir dikkatli ol. Geldik eee Atatürk ilkelerine. İstersen Atatürk ilkelerine geçmeden önce hemen şu Burada ee, Tonguç Eylem benim şu kısımla alakalı biraz sorular çözelim. Gel bak bu şu ana kadar öğrendiklerimizle alakalı sorular çözelim. Bakalım anlamış mısın? Ekranları baştaki arkadaşlarımıza dikkat edinmesinler. Zaten bütün bu bunlarla alakalı efsane notlarımızda yine yazılı notlarında sizler için bekliyor. Geldik. Birinci İnönü Savaşı'nın ardından toplanmıştır diyor. Şimdi ikinci İnönü toplanmıştır olmaz. İkinci İnönü Savaşı var. Marif, hayır. Tekalifi milli emirleri de Kütahya-Skişehir'den sonra. Burada doğru cevabımız Londra konferansı sonuç ile adım Birinci Ünlü Savaşı'nın ardından Londra konferansı toplanıyor. Ee, birinci Ünlü Savaşı'nın ardından nokta nokta ile Moskova Anlaşması. Moskova Anlaşması'nı sence İtalya ile mi, Fransa ile mi, İngiltere ile mi, Rusya ile mi yaparız sonuç Başkent Moskova ile Aynen, mi? Aynen başkent, e, başkent diyorsunuz Moskova Rusya'nın. O yüzden Rusya ile diyeceğiz. Rusya ile hatta Rusya demeyelim de burada Sovyetler Birliği diyelim. O zamanki adı Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği ile... Moskova anlaşması yapılıyor. O zaman bu yaptıklarımızı da eleyelim şöyle. Tamam. Birinci Dünya Savaşı'nın kabul edilen çünkü ee, Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalıyor. Bolşevik ihtilal çıkıyor ve Sovyetler Birliği kuruluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın kabul edilen teşkilat-ı esasiye sonra Sovyetler Birliği de yıkılacak. Gorbaçov döneminde yakın dönemde 90'larda yeniden Rusya kurulacak. Birinci Dünya Savaşı'nın kabul edilen teşkilat-ı esasiye yani ilk anayasamız 1921 anayasası ee, iç politikadaki gelişmeler örnek. Bu içle alakalı. Zaten bak Londra dış e ee, Moskova anlaşması dış, Afganistan'da dost anlaşması dış. Yani böyle başka ülkelerin ismini görünce dış diyeceksin. Uluslararası gelişme diyeceksin. Bak, burası önemli gerçekten. Burayı atlamadan geçmeyelim. Daha doğrusu vurgulamadan geçmeyelim şöyle. Pardon, nerede? Ha burası bak. Bu da çıkıyor sınavlarda. Bak, bu iç mesele. Yani ulusal mesele. Bu dış mesele yani uluslararası mesele. Bu dış mesele yani uluslararası. Bu iç mesele bu dış mesele. Yani dış dediklerimiz uluslararası, iç dediklerimiz ulusal olduğunu bileceksin. Bu sınavda yüzde yüz soruluyor. Hoca da sorar bunu. E, Milliyetin Sonra sorar bak burası önemli. İç 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 dediklerimiz Türkiye ile alakalı şeyler. Moskova, Londra, Afganistan. Bunları gördüğün zaman ki bunlar dış uluslararası mesele. Burası çıkar sınavda Tomuç'u. Geçiyoruz buraya. Nokta nokta savaşıyla Yunanları ikinci kez yenilgi uğrattık. Yunanları tabii ki biz ikinci İnönü ile ikinci kez yenilgi uğrattık. O zaman buraya ikinci yazıyorum. Pardon ikinci yazmışız. İkinci İnönü savaşı yazıyorum. İkinci İnönü de Şimdi Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken savaşa rağmen eğitim önem verdiğimiz için biz eğitim anlamına gelen marif kongresi topluyoruz. Bu da önemli. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az değildir demiş hatırlarsam Mustafa Kemal Atatürk. Nokta nokta ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için o da tabii ki tekalifi milli emirleri tekalifi milliye emirleri ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için e, yapılıyor. Halktan yardım istiyoruz geri ödeme koşuluyla. Sakarya Savaşı'nın ardından Fransa ile Ankara Anlaşması imzalıyoruz. Keşke bunun adı Paris Anlaşması olsaymış dersin. Çünkü rahatça hani aklımızda tutabilirdik ama hiç korkmana gerek yok. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalıyoruz. Büyük taarruz ile milli mücadelenin tabii ki de Askeri ...safası bitiyor ve e, ...sonradan Mudanya teşkisiyle de diplomatik safhası başlayacak. Şimdi şuraya bakalım. Lozan'da öğrenmiştik. Lozan'la alakalı sorularda bakalım. Sonra ilkeleri geçtiğimizde ilkeler konusunu tekrar ederiz. Şimdi aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız diyor. Sevra Anlaşması, Boğazlar'ın kontrolü tamamen itiraz devletlerinde olacak. Lozan'da başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon kurulacak. Şimdi başkanın Türk olması güzel. Bayrakları asalım. Ama esasında güzel duruyor ama güzel değil. Niye biliyor musun? Şöyle düşünsene. Ankara başkentimiz... Ankara'nın kontrolü başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon olacak. Ne? Niye uluslararası bir komisyon var ki? Zaten Türkiye'nin orası. Boğazlar zaten bizim yerimiz. Yani Boğazlar bizimken niye başkanı Türk ama komisyonu uluslararası olan bir şey olsun ki? Tamamen Türklerin olması lazım. Zaten Möntre Boğazlar Sözleşmesi'nde bunu başaracağız. Ama şu anda dolayısıyla Boğazlar konusu olumsuz. Doğuda Ermeni ve Kürt devletleri kurulacak diyor Sevr Anlaşması. Ama biz buna izin vermiyoruz. Bak bu olumlu sonuçlanıyor. Bütün devletler yararlanabilecek kapitülasyonlardan bu bütünüyle kaldırılıyor. Bu da yine bizim için olumlu. Şöyle olumlu olduğunu belli edelim. Azınlıklara geniş haklar verilecek diyor Sevr Anlaşması. Yani Sevr Anlaşması'nı bütünüyle şöyle sinirli, iğrenç bir tip yapabiliriz. Ama biz azınlıkları Türk vatandaşı sayıyoruz ve bizden fazla haklar alamazlar diyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla azınlıklar eskiden daha fazla hakları vardı. Yani bizim ülkemizde yaşayan Rumlar, Ermeniler bizim ülkemizin vatandaştan daha fazla haklara sahipti. Ne kadar anlamsızdı. Skandal. Aynen dediğin gibi skandal Tonguç'um. Şimdi tabloya bakıldığında Lozan Barış Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangisi iç işlerimize karışılmasını önleme yöneliktir? İç işlerimize diyor bak. Şimdi boğazlar da içimizde. Ülkemizin bütünü de bizle alakalı. Kapitülasyonlar da içimizin ekonomisiyle alakalı. Ama bir şey var ki ülkemizin yönetimsel iç kısmı yani azınlıklara hangi hakları verelim? Ülkemizde yaşayan Rumlara, Ermenilere, Yahudilere işte şunlara bunlara hangi hakları verelim diye biz kendimiz karar vermemiz gerekirken onlar karar veriyordu. İşte onlar iç işlerimize müdahale ediyordu. O yüzden D seçeneği azınlıklara geniş haklar verilmesi bizim iş işlerimize müdahale edip. Tabloya bakıldığında Lozan Barış Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerden hangisi bağımsız devlet anlayışına terstir? Bunlardan hangisi e, olumsuzdu Tonguç'um? Boğazlar hocam. Harikasın. Boğazlar olumsuz. O yüzden cevabımız A. Niye? Bak Boğazlar'a zaten üzüntü işareti koymuştuk. Başkanı Türk olan, burası güzel, bayrakları asalım tamam. Ama uluslararası bir komisyona kurulacak diyor. Şimdi uluslararası komisyon olunca bu bağımsızlığımıza ters oluyor Tonguç'um. Şimdi bu soruları da bitirdik. Şimdi tekrar en başa dönüyoruz buraya ee, özetimizi yapmaya devam ediyoruz. Geldik nereye? Atatürk ilkelerine. Şimdi Atatürk ilkelerinde Cumhuriyetçilik eşittir milli egemenlik. Yani egemenlik milletindir. Cumhuriyetin ilanı, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat, işte kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi, e, seçmen yaşının düşürülmesi. Bunların her biri esasında cumhuriyetçilikle alakalı. Milliyetçilik ise direkt bayraklar asıyoruz. Bu Türklükle alakalı. Hepimiz bir milletiz, ırkçı değiliz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran Türk milletine Türk halkı denir ve Bizler de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde beraber yaşıyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Kurtuluş Savaşı'nın yapılması, kapitülasyonların kaldırılması, Kabotaş Kanunu, e, Türk Parası'nı Koruma Kanunu bunların hepsi milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Zaten Cumhuriyetçilik artı milliyetçilik eşittir halkçılık oluyor bak. Cumhuriyetçilik artı milliyetçilik şu ikisinin toplamı halkçılık olacak. Halkçılık, layıklıktan önce halkçılığa geçmek istiyorum. Halkçılıkta hepimiz eşsiz demek. Yani zengin, fakir, işte kadın, erkek, şu, bu hiç fark etmez. Hepimiz eşitiz diyorsak bu halkçılık ilkesiyle alakalı aşar vergisinin kaldırılması, aynı zamanda medeni kanunun kabulü, tevhid tedrisat kanunu, bütün bunlar halkçılık ilkesiyle alakalı. Layıklık ise eğitimde, hukukta, hayatın her anında akıl ve bilimin esas alınması oluyor. Mesela Mesela harf inkılabı laiklikle alakalı. Veyahut da medeni kanunda kadın erkeğin eşit olması her evlenme, boşanma, miras konularında e, laiklikle alakalı. Devletçiliğe baktığımızda ise karma ekonomiyle devlet millet elele. Osmanlı Devleti'nden sonra biliyorsun devletimiz savaştan çıktığı için ekonomik sıkıntılar içerisindeydi. Biz bu ekonomik sıkıntılara yenmek için, bu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için... Devletimiz devletimizi güçlendirmeye çalışıyorduk ama ekonomik buhran çıktı dünyada. Amerika'da ekonomik buhran çıktı. Bayağı bir sıkıntı oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz de dolayısıyla temel yatırımları devlet eliyle ama tabii ki özel sektörü destekleyerek karma ekonomi yaptık. Yani hem devlet var hem de özel sektör var. Karma ekonomi bu demek bu demek. Yani temel yatırımları bazı şeyleri devlet yapıyor ama özel sektörü de destek veriyor. Şu anda ise liberal ekonomi var. Herkes istediği şeyi yapabiliyor. Fabrikaların açılması veya teşvik sanayi kanunu yani sanayinin teşvik edilmesi gibi kanunlar hep devletçilikle alakalı. İnkılapçılık ise çağdaşlaşmak için daima ileriye demek. Yani Atatürkçülüğün durağan olmaması, durağan olmamak ifadesini gördüğün zaman hemen e, inkılapçılık diyebilirsin. Daima batıya ilerliyoruz. Yani bir kere bütün inkılaplar inkılapçılıkla alakalı. Mesela saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle alakalı. Bak C yazıyorum. Ama aynı zamanda inkılapçılıkla alakalı. Ankara'nın başkent ilan edilmesi cumhuriyetçilikle alakalı. Cumhuriyetin ilanı cumhuriyetçilikle alakalı. Halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilik ve aynı zamanda laiklikle alakalı. 1924 Anayasası'nın kabulü cumhuriyetçilikle alakalı. Medeni kanunun kabulü laiklik ve aynı zamanda e, halkçılıkla alakalı. Herkes eşit olmuş oluyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu laiklik ve aynı zamanda halkçılıkla alakalı. Ama hepsi yine inkılapçılıkla alakalı. Harf inkılabı ile e, yeni harflere geçmemiz 1928'de e, laiklikle alakalı. Ama aynı zamanda inkılapçılıklar da doğrudan bağlantılı. Niye? Direkt batının harflerini alıyoruz. Yani doğunun değil batının harflerini alıyoruz. Mesela Çin harfi değil, Japon harfi değil. Ee, direkt batının latin harflerini alıyoruz. Millet mekteplerini Açılması halkçılıkla alakalı. Şimdi harf inkılabı olduktan sonra çocuklar okula gidip öğreniyorlar. Ama yetişkinlerin de okuma yazma öğrenmesi için millet mektepleri açılıyor. TTK ve TDK ne ile alakalı Tonguç'un? Milliyetçilikle alakalı. Harikasın milliyetçilikle alakalı. Üniversite reformu yine ee, İnkılapçılıkla alakalı. Güzel sanatlar ve spor alanı gelişmelerde yine inkılapçılıkla alakalı. Şapka kanunu halkçılıkla alakalı. Herkes istediği kıyafeti giyebiliyor ve modern giyiyor ve herkes eşit oluyor. Eskiden işte hocaların kıyafetiyle senin benim kıyafetim e, farklı oluyordu. Yani ben mesela diyelim ki hocaysam daha bir değişik bir sarığım var. Senin daha küçük mintoş bir sarığın oluyordu. Tek ve zaviyelerin kapatılması neyle alakalı Tonguç'um? Layıklık. <laughs> Harikasın leklikle alakalı. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik, inkılapçılıkla alakalı. Çünkü batının takvim saat ve ölçülerini alıyoruz. Soyadı kanun halkçılıkla alakalı. Aa paşa, hacı, hoca gibi ummanlar kaldırılıyor. Yerine herkesin bir soy ismi oluyor. Mesela senin soy ismin ne? Tonguçoğlu hocam. Tonguçoğlu. Bak sana Tonguçoğlu soy ismi verilmiş. Demek ki soyadı kanunu. Hepimiz eşitiz yani. Modern Türk kadına baktığımızda ise kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi yine cumhuriyetçilikle alakalı. Burası çok önemli. Medeni kanunla kadınlara sadece evlenme, boşanma, miras konularında istediği mesleği seçebilme konusu haklar veriliyor ama seçme seçilme hakkı verilmiyor. Ekonomi alanındaki gelişmelere baktığımızda İzmir İktisat Kongresi'nde misak-ı iktisadinin alınması bak buraya yazıyorum. Misak-ı iktisadi kararlarının yani ulusal ekonomik yemin kararlarının alınması esasında milliyetçilikle alakalı ve aynı zamanda burada devletçilikle alakalı kavramlarda var. Aşar vergisinin kaldırılması halkın yararına olduğu için halkçılıkla alakalı. Kabotaj kanunu Türk gemilerini Türk Denizleri'nin işletme hakkının Türklere verilmesi direkt olarak milliyetçilikle alakalı. Teşviki Sanayi Kanunu yine hem halkçılıkla alakalı halk destekleniyor hem de devletçilikle alakalı. İzmir Veren ve Mücadele Cemiyeti'nin açılması halkçılıkla alakalı. Heybeliada Sanayi Sorumu yine halka yatırım yapıyoruz. Halkçılıkla alakalı. Refik Sıgıdam hıfzı meselesi halçılıkla alakalı. Serum Şiçek ve kuduz aşısı alakalı. Tabii bunlar sadece halkçılıkla alakalı değil, sorulmaz. Bunlar esasında sağlık alanında gelişmeler. Sanatoryum kelimesini karıştırma. Sanatoryum deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Sanat, müzik, bale, tiyatro. İşte bak sanat, müzik, dans, müzik, resim diyorsun ama bale, male bunların hiçbiri değil Tonguç. Sanatoryum esasında verem hastalar için yapılan bir yer. İlele ve evet, Cumhuriyet Nutuk 10. Nutuk Atatürk'ün gençliği hitabesinde bilmemiz lazım. Nutuk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk esasında halka bir hesap veriyor. Bak bunları 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 yaptık bunları 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 başardık diyor. Atatürk ilke ve temel esaslarına baktığımızda bağımsızlık ve özgürlük e, içeriyor. Bağımsızlık ve özgürlüğümüz direkt milliyetçilikle bağlantılı. Milli birlik ve beraberliğimiz var. Bu da halkçılıkla alakalı. Vatan millet sevgisi milliyetçiliğimizle alakalı. Ülke bütünlüğünü koruyoruz milliyetçiliğimizle alakalı. Ulusal egemenliğimiz cumhuriyetçilikle alakalı. Çağdaşlaşma inkılapçılığımızla alakalı. Yurtta ve dünyada barışı savunuyoruz. Milli dil ve milli tarih bilincimiz yine milliyetçilik ilkemize bağlantılı. Bu da milliyetçilikle alakalı. Dolayısıyla bütün bunların hangi ilkeyle bağlantılı olduğundan net bir şekilde bilmemiz gerekiyor Tonguç'un. Şimdi ee, hemen bununla alakalı istersen sorulara bakalım. Öyle devam edelim. Pardon. Şununla geçiyorum. Atatürk ilkelerini anahtar kelimeler ile eşleştiriniz. Şimdi burada az önce öğrendiklerimizi hemen söylemiştim. Hemen eşleştirmeye çalışacağız sonuçum. Cumhuriyetçilik deyince hemen aklımıza şöyle bir sandık resmi geliyordu. Sandık resmi yani oy verme diyorduk. Cumhuriyetçilik milli egemenlik ve seçimle alakalı. O yüzden buraya F yazıyorum. F. Milliyetçilik ise milli bağımsızlık ve milli tarihle alakalı. E. Layıklık, akılcılık ve bilimsellik demek. B. Bak burası sınavda yüzde yüz sorulur Tonguç'un. Buraya çok dikkat et. Hem LGS'de, hem LPG'de, hem okul yazılarında, hem ABS'de her yerde sorulur. Devletçiliğe baktığımızda devletçilik sence hangisi olabilir Tonguç'um? Karma ekonomi ve yatırım. Harikasın. Karma ekonomi ve yatırım deyince bak ekonomik kelimesini görünce devletçilik diyebilirsin. Halkçılık hepimiz eşit izliyorduk. Eşitlik ve toplum yararı o da yine D seçeneği. İnkılapçılığa baktığımızda geriye zaten sadece çağdaşlaşma ve modernleşme kalıyor. O da yine A seçeneği oluyor. Tonguç eladım benim. Şimdi Şunlara bakabiliriz esasında. Evet, buraya bakabiliriz. Bak şimdi. Saltanatın kaldırılması ile... Saltanatın kaldırılması ile... Bak 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırıyoruz. Lozan Konferansı'na giderken ama temelinde... paçalık bitiyor. Yani ulusal egemenlik güçleniyor. O zaman şurada hemen ulusal egemenlik kelimesini çiziyorum. Ulusal egemenlik ilkesi güçlendi. Ankara'nın savunmaya elveriş olması... ...başkent seçilmesindeki tabii ki bir neden ama... ...savunma kelimesi askeri bir şey kelime olduğu için... Askeri bir nedendir diye yazmamız gerekiyor. Askeri bir neden. Cumhuriyetin ilanı ile 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile ülke kim yönetecek? Ülkenin başkanı kim? Sorunları bitiyor. Yani rejim tartışmaları sona eriyor. Çünkü bak, biz Kurtuluş Savaşı'nı yaparken, Mudanya Teşkilatını imzalarken, Lozan Konferansına giderken Devletin rejimi belli değil. Cumhuriyet mi? Cumhurbaşkanı mı? Kim belli değil. Ama biz Lozan Konferansı'nda imzaladıktan sonra 29 Ekim 1922'de Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti bir Cumhuriyet oluyor. Ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Başbakan kim oluyor Tonguç'un? İsmet İnönü. Harikasın. İsmet İnönü. Şimdi geldik buraya. Saltanatın kaldırılmasıyla inkılapların önündeki engel kaldırıldı diyebilir miyiz? Bir dakika. Öyle olmaz. Ne diyebilirim? Burada saltanat kelimesi yok. Ha, İnkılapların önündeki en önemli engellerden biri de halifelikti. O yüzden halifeliğin kaldırılması. Zaten saltanat kelimesi yok. Ben bir anda aklım oraya gitti. Halifeliğin kaldırılması ile inkılapların önündeki engel kaldırıldı. Niye? 3 Mart 1924 halifelik kaldırıldıktan sonra hızlı bir çağdaşlaşmaya gidiliyor. Yani harf devrimi, işte şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu, tekke ve kapatılması, tevhid edisat kanunu birçok yenilik... Medeni kanun bunların hepsi halifeliğin kaldırılmasından sonra yapılacak. Nokta nokta anayasası daha geniş kapsamlı bir anayasadır. Şimdi burada 1921 ve 1924 var. E tabii ki biz 1924'ü seçeceğiz. 1921 anayasası teşkilatı esasiyeydi. Bu bizim ilk anayasamız yani bizim Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kanunu esası. O 1876'ta ama e, 1921 anayasamız, 1. Yönü'den sonra ilan ettiğimiz anayasamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası. Osmanlı Devleti'nde yoktur demiş. Ne yoktur bakalım. Mecelle var. Ulusal bağımsızlık da var. Siyasi ekonomik var. İstişire var. Almanya'nın bunlar anlamsız. Evet. Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği ve eğitim birliği yoktu gerçekten. Eğitim birliği yoktu sorusu 2021 LGS'de geldi zaten Tonguç'um. Yani Osmanlı'da işte medreseler, azınlık okulları, modern tip okulların hepsinin ayrı ayrı olması, ayrı ayrı takılması eğitim birliğinin olmadığını gösteriyor. Osmanlı'da da işte bir mecelle kanun olması, azınlıkların kendine ait kanunların olması, herkesin farklı mahkemelerde yargılanması hukuk birliği olmadığını gösterir. Ama şu anda günümüzde Adalet Bakanlığı var ve hukuk birliğiyle herkes Türk mahkemelerinde yargılanıyor. Osmanlı'da Medeni Kanun olarak, Medeni Kanun'dan önce yani 1926'dan önce Mecelle denen bir kanun var. Mecelle'nin yerine Medeni Kanun gelecek. Türk Medeni Kanunu e, Almanya, İtalya değil İsviçre'den alınıyor. O zaman İsviçre yasalarından alalım. Medeni Kanun'da, Medeni Kanun'da Mecelle'yi eledik. Ulusal bağımsızlık kelimesi anlamsız. Ha, siyasi hiçbir hak yer almamıştır. Bu da yine sınavlarda yüzde yüz soruluyor. Bilhassa LGS'de ve yazılılarda karşınıza çıkar. Bak burası önemli. Tekrar söylüyorum. 1926 Medeni Kanunu'ndan sonra kadınlara evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme hakları verildi. Ama seçme seçilme hakkı verildi mi? Hayır hocam. Verilmedi. Harikasın. 1926'da verilmedi. Ama sonradan 1931, 33, 34'teki haklarla verilecek BMV. Yani belediye seçimleri, muhtarlık ve vekillik seçimleri hakları verilecek Sırasıyla. Ve bunların hepsini biz 1934'te Türk kadınına verdiğimizde daha İsviçre'de yok biliyor musun? Biz medeni kanunu aldığımız İsviçre'den çok daha önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı veriyoruz. Medeni kanun deyince böyle süper, harika, mükemmel ama seçme ve seçilme hakkı yok. Şimdi... 3 Mart 1924 önemli bir tarih. Hemen buradaki olaylara bakalım. Halifeliğin kaldırılması demiş. Ulusal egemenlik güçleniyor ve eski rejime dönüş yolları tamamen kapatılıyor. 3 Mart 1924'te yapılan gelişmeleri yazmışız buraya halifenin kaldırılması soruyorum sana Tonguç'um. Siyasi midir? Askeri midir? Yoksa dini bir olay mıdır? Dini bir olay. Doğru. Dini de bir olay. Esas halifenin kaldırılması dini bir olay ama temelinde siyasi bir olaydır Tonguç'um. Yani dini bir olay var. Doğru. Halife esasında devletin dini de lideri ama bizde halife aynı zamanda siyasi de bir liderdi. Yani düşünsene devletin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal At Türk 29 Ekim 1923 gününden bahsediyorum bak. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal At Türk. Başbakan İsmet İnönü ve Meclis Başkanı Fethi Okyar e, ee, Halife Abdülmecit Efendi. Halife var o zaman. Yani 1929 Ekim 1923'ten 3 Mart 1924'e kadar neredeyse bir yıl boyunca Osmanlı ya daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da var. Başbakan da var. Meclis Başkanı da var. Halife de var. Abdülmecit Efendi Tebemen Halifesiydi. Bu siyasi olarak bir karmaşa yol Dolayısıyla acaba eski rejime geri döner miyiz? Acaba yeniden Osmanlı Devleti falan diye düşünenler artık unuttular. Niye? Çünkü siyasi olarak Halifeleri kaldırıldı. tevhid Tedrisat Kanunu Tevhid vahitten geliyor yani birlikten geliyor. Tedrisatta eğitim demek. Şimdi dersten geliyor yani. Eğitimle birlik kanunu çıkarıldı. Eğitim ve öğretim birleştirildi. Milli ve çağdaş eğitimin temelleri atıldı. Bu zaten bariz bir şekilde eğitimle alakalı Tonguç evladım benim. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Efkaf vakıfların çoğulu. Vakıflar fakirlere yardım etmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla, muhtaçlara yardım etmek amacıyla devletten ya da halktan toplananları ve onlara ulaştıran kuruluşlar. Şeriyede de şeriatla alakalı yani diyanetle alakalı, dinle alakalı. O yüzden bunların yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu da dini şeriatla alakalı olan kısım ve sosyal vakıflarla alakalı olan kısım Tonguç Eladı benim. Erkan-ı Harbiye Harp Bakanlığı vardı eskiden. Harp Bakanlığı yani Savaş Bakanlığı kaldırıldı. Yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruldu ve ordu siyasetten arındırıldı. Bu da yine askeri bir gelişme. Tonguç evladım benim. Şimdi aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise ye yazın demiş. O zaman doğruları biz yeşille yapalım. Kırmızıyla da e, şey yapalım. Yanlışları yapalım beraber. Bakalım. Diyor ki harf inkılabında Türkçenin ses yapısına uymayan Q, X, W gibi harflerin alınmaması ulusallıkla alakalıdır. Evet bu doğru Tonguç'un. Niye? Bizim alfabe bizde mesela İngilizce'de yumuşak G yok. İngilizce'de Ç harfi yok. İngilizce'de Ş harfi yok. İngilizce'de Ü harfi yok. İngilizce'de, İngilizce değil tabii İngilizce'de küçük I harfi yok mesela büyük ı harfi var. Ay veya küçük i harfi var ama ı harfi yok. Bütün bunlar bize özgü mesela ö harfi de yok İngilizce. Bunlar biz kendi dilimize uygun bir şekilde aldık. Şunları da koymadık İngilizce'den. Yani. Dedik ki Q X W hadi hadi görüşürüz gelmeyin dedik. Niye? Biz ulusal kendi dilimizi kurmak istedik. Dolayısıyla burası yine doğru Tonguç Ela'da benim. Türk Dil Kurumu'nun amacı okur yazar oranını artırmaktır. Hayır, Türk Dil Kurumu'nun amacı Türk dilini korumaktır. Ee, harf inkılabının amacı ve millet mekteplerinin amacı okur yazar oranını artırmaktır. TTK'nin yani Türk Tarih Kurumu'nun amaçlarından biri de Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymaktır. Evet bu da yine doğru. Gerçekten de tarih boyunca Türkler hem İslamiyet'in korunmasını sağlıyor, hem İslamiyet'in yayılmasını sağlıyor, hem de dünya kültür tarihine çok büyük katkılarda bulunuyor. Dolayısıyla bizler milli duygularımızı, milli kültürümüzü, milli tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Üniversite reformu ile okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu yanlış Tonguç'um. Üniversite reformu ile değil e, millet mektepleri burayı çiziyorum şöyle. Millet mektepleri ile okuma yazma seferberliği başlatıldı. E, bu da Türk Dil Kurumu demeyelim buraya şey diyelim. E, harf inkılabı ile harf inkılabı ile okur yazar oranı artılmaya çalışıldı. Batı devletleri ile uyum sağlamak için milat takvim yerine hicri takvim kabul edilmiştir. Tam tersi e, hicri takvim yerine milad takvim kabul ediliyor. Burası yine yanlış. Burası şöyle yapılacak. Fıt 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 fıt. Soyadı kanunu ile herkese birer soyadı verilmesi halsızlık ilkesiyle alakalıdır. Evet senin adın Tomuç soy isminde Tonguçoğlu'ydu. Bu soyadı kanunuyla eşlik sağlamış oluyordu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. Bu da yine doğru. Peki seçme seçilme hakkı Medeni Kanun'la verildi mi Tonguçum? Hayır hocam. Harikasın. Medeni Kanun'la evlenme, boşanma, miras var ama seçme seçilme hakkı yok. Şimdi bakalım başka bir soruyu. Buna göre devletin amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir demiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ile 1930 vatandaşlara kolera, veba, çiçek, kızamık, kuduz, sıtma gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mecburiyeti getirilmiş ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların tedavisinin parasız yapılması için kararlar alınmıştır. Şimdi buna göre devletin önleyici nüfus politikasının önem verme. Önleyici nüfus politikası demek nüfusun artmasını önlemek amacıyla doğum oranlarını kontrol altına almak demek. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Salgın hastalıklarla mücadelede halktan katkı beklemek. Evet Salgın hastalıklarla mücadele ediyoruz. Sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet anlayışı şu demek Tonguç'um. Devletin halkın yararına hastaneler açması, okullar açması, halka yardım götürmesi sosyal devlet anlayışıdır. O yüzden bu da doğru cevabımız C seçeneği. Türkiye İktisat Kongresi'nde tasarruf yapmak, milli kaynakları işletmek, yerli fabrikalar kurmak, paranın yabancı ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak hedeflenmiştir. Buna göre Türkiye İktisat Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisinin önem verildiği söylenebilir. Şimdi bak milli kaynaklar işletmek, yerli fabrikalar kurmak, paranın yabancı ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak. O zaman milli, yerli, öz kelimelerini gördüğün zaman hemen ulusallık seçeneğini işaretlemelisin Tonguç evladım benim. Burası da çok çok önemli. Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde, sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmelidir. Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? Şimdi ulusal egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. Burada Mustafa Kemal Atatürk onu vurgulamamış. Hemen atabilir misiniz hocam? Hemen atayım Tonguç'um. Şöyle atalım madem. Ama bir dakika siyah kalemle atalım. Şöyle evet Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını şöyle attık. Şimdi ulusal güvenlik, seçmen seçilme ile alakalı. Burada onu vurgulamamış Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal birlik ve beraberlik evet bak iyi günde de kötü günde de beraberiz diyor. Bu doğru. Ulusal bağımsızlık evet ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak, kapitülasyonları kaldırmak, kabataş Kanunu getirmek, bayrağımızı korumak bunların hepsi ulusal bağımsızlıkla alakalı. Ama burada da ondan bahsetmemiş. Ülke bütünlüğü Burada da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi buraya geldik. Dolayısıyla burayla alakalı sorular çözelim. Ee, burayı daha doğrusu bir konu anlatımı yapalım. Ondan sonra buraya gelelim. Bir dakika. Şunu tekrar sayfa başına dönüyorum. Burayı bitirmiştik. Burayı da bitirmiştik. Şimdi buradayız. Demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Öncelikle bunların hepsi hangi ilkeyle alakalı Tonguç'um? Cumhuriyetçilik. Harikasın. O zaman dediğini hemen yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Tamam. Tamam. Şimdi cumhuriyetçilik ve aynı zamanda laiklikle de alakalı gelişmeler yaşanacak burada. Şimdi birincisi Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilk parti kuruluyor. Cumhuriyet Halk Fırkası, CHF. İlk genel başkanı da Mustafa Kemal Atatürk. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomi modeli savunuyor. Bak bu devletçi ekonomiyi savunacak. İki dereceli seçim sistemini savunuyor. Yani biz birilerini seçiyoruz, onlar bizim yerimize seçim yapıyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı. Şimdi, ikincisi Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası. Bu da ilk muhalefet partisi. İlk genel başkanı da Kazım Karabekir. Liberal ekonomik modeli savunuyor bak. Aralarındaki fark şu. Biri iktidar partisi olacak biri muhalefet partisi. Biri devletçiliği savunuyor biri liberal ekonomiyi savunuyor. İnkılapların zamanı yayılarak yapılmasını savunuyor. Yani çok hızlı ilerlediği düşünülüyor. Ve 1925 yılında Doğu Anadolu'da İngilizlerin ee, provokasyonuyla çıkan Şeyh Said isyanından sonra da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Ee, Serbest Cumhuriyet Fırkası ise ekonomi buğrandan bu sonra Mustafa Kemal Öztürk milli egemenliğin güçlenmesi adıyla adına e, meclis başkanı Fethi Okyar'a diyor ki... ...Fethiciğim sen bir parti kur diyor. Ve Fethi Okyar partiyi kuruyor. Mustafa Kemal'in kız kardeşi hatta o partiye üye oluyor. Sonrasında Fethi Okyar'ın kurduğu parti liberal ekonomiyi savunuyor. Devletçi ekonomi yerine. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunuyor. Fakat... Ee, bu partiye de yine rejim karşıları toplanınca Samsun seçimlerini bu parti kazanınca belediye seçimlerini yavaş yavaş bu partinin de bir tehlike oluşturabileceği rejim karşılarının burada toplanabileceği anlaşılıyor. Ve Menemen olayından önce Parti kendini feshediyor ve parti kendini kapatıyor. Şimdi rejime yönelik tehditlere baktığımızda Mustafa Kemal e Türkiye suikast girişimi. Hatta bu suikast girişiminden sonra Mustafa Kemal diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama. Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır. Harikası Tonguç'um tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır diyor. Aferin bu cümleyi ezberlemeni tebrik ediyorum. İzmir suikasti, Şeyh Said isyanı ve Menem olayı bunların hepsi rejim karşıtı olaylardır. Türkiye Cumhuriyeti rejimine tehdit eden olaylardır. Bütün bunlar e, bir, belli bir süre e, layıklık ilkesinin halk tarafından tam olarak anlaşılmadığını gösteriyor ve dolayısıyla da belli bir süre tek parti iktidarı oluyor. Yani 1950'lere kadar hep tek parti iktidarı olacak. Tek bir partiye oy verilecek. O da Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Tonguç Elad'ı benim. Şimdi bu kısmı bitirdik ama bununla alakalı sorularımıza geçelim. Bunları çözmüştük güzel bir şekilde. Bunları sen mutlaka bir kez daha tekrar et. Geldik buraya. Bayağı bir soru çözmüştük Tonguç'un. Videomuz neredeyse bitiyor. Evet neredeyiz? Oo buradayız. Ba bayağı bir çözmüşüz ya. Allah Allah. <laughs> Burada. Burada. Şimdi diyor ki, aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanı kimdi Tonguç evladı benim? Atatürk hocam. Harika. Hemen yazıyorum. Mustafa Kemal. Atatürk demeyelim de Mustafa Kemal diyelim. Sen şimdi Atatürk diyorsun tabii ki ama o zaman da Atatürk soy ismini almamış. O yüzden sadece Mustafa Kemal diyeceğiz. Ee, ama sen Atatürk demek de mantıklı. Şimdi buranın ilk genel başkanı da tabii ki Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ilk genel başkanı da Fethi Okyar. Fethi Okyar'ı yazdık. Tamam. O zaman bunları hemen eleyelim. Fethi Okyar gitti, Kazım Karabekir gitti, Mustafa Kemal gitti. Şimdi bu ekonomide devletçi politikayı uyguluyor. Tonguç Erhan'ın benim yani e, karma ekonomi. Yani temel yatırımları devlet yapsın, e, diğer özel sektöre de destek verilsin diyor. Bu ise ekonomide liberal e, yönetimi savunuyor. Bu da yine liberal yönetimi savunuyor. Yani bırakınız yapsınlar. Özel sektör destekleniyor. Dolayısıyla liberal kelimesini de ve devletçi kelimesini de bitirdik. Bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyetinin devamı. Burası... 1925 Şeyh Said isyanından sonra kapanıyor ve takrir üç gün karnı çıkarılarak kapanılıyor. Hatta 1926'da da İngilizler bilerek provoke etmişlerdi bu Şeyh Said isyanını. Şeyh Said isyanından sonra da bizi zor düşürüyorlar ve Musul'u elimizden alıyorlar, petrollerimize el koyuyorlar. Ee, buraya bakalım nokta nokta olayından önce kapandı. Bu da Menemen olayından önce ee Şeyh Derviş Mehmet olayı çıkıyor burada ve ee, tabii ki Kubilay şehit ediliyor ve Menemen olayından sonra olayından önce de parti kendini hemen feshediyor. Zaten e, Menemen olayın çıkması da partinin kendisini fesh ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Tonguç'um yazılı provamızı bitirdik. Şimdi senin yapman gereken ikinci dönem yazılı notlarından mutlaka mükemmel bir şekilde çalış. Açıklamada Tonguç mağaza linkine bunlar ulaşabilirsin. Dinamo soru bankandan mutlaka bol bol soru çözmeyi unutma. Taktik dilerini çözebilirsin. Zoru bankasından çözebilirsin. Yazılarına başarılar diliyorum. Bütün bu öğrendiklerimiz LGS 2022'de de karşımıza çıkacak. Hadi bakalım şimdiden sınavlarında başarılar Tonguç. Um. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.